Yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba. Ben Mina. Kanalıma ilk defa geliyorsanız öncelikle hoş geldiniz. Kanalımda ürün inceleme videoları bulunuyor. Aynı zamanda anne bebek içerikleri bulunuyor. Haftalıkta iki kez vlog yüklemeye çalışıyorum kanalımda aktif olarak. Bugün sizlerle beraber ev tipi epilasyon ürünleriyle ilgili, daha doğrusu benim evde kullanmış olduğum Philips Lumia Advanced IPL tüy alma cihazından bahsedeceğiz. Benim kullanmış olduğum ürünün seri numarası BRI 921-00 diye geçiyor. Yani ben almış olduğum detaylara bakarak bunu söylüyorum. Ben bu ürünü 2020 Mart ayında almışım. Yani 4 yılı aşkın bir süredir aslında bende mevcut. Ben daha öncesinde farklı bir şehirde yaşadığım süreçte lazer epilasyon salonları mı denir, ne tüy alma salonları mı adını unuttum. Güzellik merkezlerinde bulunan lazer epilasyon hizmeti veren salonlara gidiyordum. Ve şöyle, tabii ki o konularda da çok böyle detaylı bilgiler var vesaire, hiç oralara değinmeyeceğim. Ben oralara gittim. Ortalama bir aktif olarak 5 aylık yani seans olarak düşünürsek 5-6 seanslık bir sürecim oldu. Devamında da farklı bir şehre gelince ve tekrar haklarım yanınca artık dedim ki ben zaten bu cihazın ederi kadar en az 2 defa para yaktım. Artık yeter, ben bu cihazı alayım ve evde kendim konforlu, hijyenik bir şekilde yapmaya başlayayım. Tabii ki de soru işaretlerim vardı. Çünkü ben böyle vücut tipi olarak, işte kıl tipi olarak ben de böyle ince ve griye yakın renklerde tüy şeklinde olan kıl yapısına sahibim. O yüzden böyle kafamda soru işaretleri vardı. Çünkü bu cihaz için işte yetersiz olduğu, kesinlikle bitirmediğine dair söylentiler var. Evet, zaten beklentiniz öyle olmamalı. Yani ben bu cihazı alayım, A'dan Z'ye bitiririm gibi bir beklenti değil de, benim gibi böyle bir geçmişiniz varsa ama kalan tüylerden kurtulmak istiyorsanız veya bilmiyorum, yani ben çok fazla şey yapamayacağım. Hani kesinlikle bunu alın, bitme garantili bir vaatte bulunuyor diyemem. Çünkü ürünün, markanın kendisi bile bu vaatte bulunmuyor. Ancak ben ürünü 4 yılda, özellikle bir hamilelik devamında doğum sürecinden kaynaklı, son 2 yılı hiçe sayarsak önceki zamanda aktif bir şekilde kullandım. İlk etapta normalde ayda bir kullanması tavsiye ediliyor ama ben ortalama ilk bir ayda böyle neredeyse 2 haftada bir kullandığım oldu. İlk bir ay, 2 ay boyunca 2 haftada bir kullandığım oldu. Çünkü zaten müthiş bir süreklilik veya o alışma süreci vesaire olduğu için çok böyle düzenli bir şekilde yapamıyorsunuz. Zamanla eliniz alıştıkça ve bu ürüne böyle bir vakit ayırdığınızda tamamıyla tüylerden kurtulabiliyorsunuz. Ben şahsen kurtuldum, öyle söyleyeyim. Ben rengine göre ve kıl yapısına göre ürünün kendi vaat ettiği hangilerinde geçerli, hangilerinde geçersiz diye böyle bir tablosu var. Onu buraya eklemeye çalışacağım. Onun haricinde yüz, vücut ve hassas bölgeler için kullanılabilir. Hassas bölgeden kastı koltuk altı ve genital bölge diye yanılmıyorsam. Genitalde zaten, genitalden kasıt zaten o bikini bölgesi oluyor, üst kısım oluyor. Ancak daha böyle genitale yakın olan kısımlar için kullanmamanız tavsiye ediliyor. Onun haricinde kullananlar da oluyor ve memnun kalanlar da oluyor. Yüz için zaten çok iyi oluyor, avantajlı oluyor. Benim yüzümde böyle tüylü bir yapıya sahip olmadığım halde kullandım ve müthiş bir pürüzsüzlük gerçekleşti. Bu durum benim çok hoşuma gitti. Kutusu şu an hali hazırda elimde değil, sanırım atmışım veya bulamadım. Benim aldığım kutunun içerisinden böyle kendi kılıfı çıkmıştı. Kılıfın dışında cihaz bu şekilde. Modeli SC1997-00 diye geçiyor. Duşta kullanılmaz tabii ki de bu arada ürün. Philips Lumia Advanced diye geçiyor. Şurada ismi yazıyor. Onun haricinde 5 kademeli bir ürün. Bir de bunun uygulaması vardı. Tabii ben şu an uzun bir süredir kullanmıyorum. İhtiyaç halinde kullandığımda da çok müthiş bir etkisi oluyor. Bir seferlik kullanımda bile var olan, böyle artık hani kullanımdan sonradaki süreçten bahsediyorum, var olan küçük böyle çıkan kıllarda bir sefer, iki seferlik kullanım bile çok etkili olabiliyor. Benimkisi şarjlı olanlardan değil, direkt kablolu kullanımda olanlardan. Kablosu zaten yeteri kadar uzun ve banyoda böyle kolaylıkla takıp aynanın önünde işlemlerimi gerçekleştirebiliyordum. Benim kullanmış olduğum cihazda 2 adet başlık var bu şekilde. Biri normal vücut için, biri de yüz için ve hassas bölge için. Tabii ki bence sadece hassas veya sadece yüz için kullanabilirsiniz. Veya böyle güzel bir şekilde temizlerseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben genelde sadece yüzde kullanmaya çalıştım bu başlığı. Onun haricinde içinden böyle kalem gibi bir şey çıkıyor, kapaklı. Rengi ve görüntüsü çok hoş. Bendeki kırıldı bu arada. Yani benim
kullanıcı hatası olarak kırıldı. Şöyle çok ufak bir jiletimsi bir şey vardı üstünde. Böyle ufak yüzdeki kılları inceltip kullanabiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki kullanım aşamasında muhakkak kılların incelmiş olması gerekiyor. Yani alınmış olması gerekiyor. Ağdayla çok tavsiye etmem çünkü ağda kıl kökünü yenilediği için eğer bir epilasyon sürecine giriyorsanız kesinlikle ağdadan uzak kalmanızı tavsiye ederim. Jilet kullanabilirsiniz. Ben Venus jilet kullanıyordum yanılmıyorsam. O süreçte gayet memnundum. Onun haricinde bu cihazda da böyle kaşlarınıza vesaire şekil de verebiliyorsunuz. Veya işte ürünü kullanım öncesinde yüzünüzde kısaltmalar yapabiliyorsunuz. Jilet kullanamayacağınıza göre. Ama bendeki bahsettiğim gibi kullanıcı hatası olarak düşürüp kırmıştım kötü bir şekilde. Çok da ihtiyacım yok artık. Kısaltma ihtiyacı duymuyorum. Çıkanlar genelde gözle görülmeyecek kadar küçük oluyorlar. Ve işlemi yaptığımda da yüzümde böyle çok güzel bir pürüzsüzlük, renk açma durumu oluyor. Vücutta da aynı şekilde şöyle yakından göstereyim. Mesela ben kollarımdaki tüylerim bitti neredeyse. Böyle tek tük gözle dahi görülmeyecek boyutta kıllar kaldı diyebilirim. Onları da zaman zaman üstüne düşüp yaparsam bir kullanım veya iki kullanımda bile direkt etkisini görebiliyorum. Ürünün garantisi 2 yıldı. Onun haricinde resmi distribütör garantili. Ben online'dan almıştım. Kablolu bahsettiğim gibi ve atım sayısı 250 bin ila 400 bin arası. Ama aslında genel olarak minimuma odaklanmanızı tavsiye ederim. 250 bin üzerinden bir hesaplama yaptığımızda tüm vücut için bile standart boyutlarda olan bir insan, klasik Türk tipi kadın boyutu için birini söylersek, daha doğrusu bir birey için bunu hesaplarsak ortalama neredeyse 20 yıllık bir süreyi kastediyor. Siz de 20 yıl boyunca tabii ki de epilasyon yapıp duracak haliniz yok. Hele ki aktif bir şekilde. Yani düşünsenize 20 yıl boyunca her ay siz atım yapıyorsunuz. Yani bu neredeyse mümkün değil zaten. Bu arada tekrar atım sayısı yüklenemiyor cihaza veya başlık alıp yeniden o atımı güncelleyemiyorsunuz. Atım bittiği zaman cihazın da ömrü bitiyor. Yeni bir cihaza geçiyorsunuz. Brown'larda yanılmıyorsam 400 bin ve üstüymüş zaten atım sayısı. Böyle evdeki hani bir kişi değil de bir kişiden fazla kullanacaksanız, özellikle aktif bir şekilde kullanacaksanız belki o ürüne yönelebilirsiniz. Ama ürünün avantaj ve dezavantajlarını bilmiyorum. Ben kullandığım ürünle ilgili sadece yorum yapıyorum. Bu arada atım yaparken şöyle göstereyim size mesela. Cihazı direkt bu üstündeki ufacık düğmeden çalıştırıyorsunuz. Ürünü sizin için kabloya takacağım ve göstermeye çalışacağım. Tabii üstünde çizikler var. Artık dediğim gibi 4 yıl boyunca böyle birazcık hor kullanıldığı için ve dolaba rafa kaldırdığım için böyle birazcık artık soyulmalar olmuş. Bu arada kendi uygulaması var ve onun üzerinden zaten yanılmıyorsam böyle cilt tipinize, renginize göre kaç ayarda kullanmanız gerektiği yazılıyor. İlk etapta ben kullanırken buna çok takılıyordum. Çok dikkat ediyordum ama sonra çok önemsemedim. Zaten 5 ve 4 seviyesini çok kullanmamaya çalışıyorum. Çok hızlı işim varsa 4 seviyesinde kullanıyorum bazen. Ama 4 seviyesinde kullandığımda zaten ilk dakikalar kullanabiliyorum. Devamlı cihazın ısısıyla beraber o 4 seviyesi biraz yüksek olduğu için düşürmeye çalışıyorum. Ama ilk etapta 1 ile başlarsanız çok düşük olur zaten. Şöyle düğmeye bastıkça 1, 2, 3, 4, 5 seviyesine getiriyorsunuz. Tekrar basınca başa sarıyor. Onun haricinde atımlar bu şekilde. Yani böyle bir şey mümkün değil. Şurada atım düğmesi var. Bu arada böyle cihazı teninize koyduğunuz zaman şöyle hazır olunca cihaz şurada arkasında bir beyaz ışık yanıyor. Bu şekilde tabii ki de üstünüzde herhangi bir takı veya kumaş olmaması lazım ürünü kullanırken. Yani daha doğrusu ürünü kullanacağınız bölgede olmaması lazım. Şöyle güvenli bir bölgede deniyorum. Bakın ışık yanıyor. Şu an aslında yüz başlığı var. Yüzde zaten vücut başlığını kullandığınızda kenarlarında boşluk olduğu için okumuyor cihaz. Yani şöyle sizin bu cihazı yerleştirdiğinizde tamamıyla kaplıyor olması lazım alanı ki güvenlik amaçlı ışıkta yanınca atım yapabiliyorsunuz. Ama mesela boşluktayken, herhangi bir yerdeyken yüzünüze, gözünüze, çevrenize, eşyalarınıza hiçbir şekilde atım yapamıyorsunuz. Atım yapmanız için kesinlikle birebir tene temas etmesi lazım bu şekilde. Ve bu ışık hazırken, yanarken oluyor. Mesela bir atımı yaptım. Bakın yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Ne zaman hazır olursa başka bir yere getirdiğinizde hazır olduğunda atım yapabilirsiniz. Şöyle mesela göstereyim. Hazır olunca atım yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir ürün. Bu arada üstünde şöyle başlığını zaten şu şekilde kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Uzun sürede siz bunu tabii ki her kullanım sonrası içinden çıkan
bezille güzelce silip temizliyorsunuz. Sadece böyle bezle silmeniz yeterli. Belki bazen çok minik bir bezi nemli hale getirip çok ufak öyle de silebilirsiniz. Zamanla şöyle içinde bir boşluk var çünkü. Şu boşluğu temizlerken yeteri kadar temizlenmezse işte kıldan, tüyden, tozdan burada üstünde atımla da beraber kalıcı lekeler oluşabiliyor. O lekeler tabii ki de daha kullanım ömrünü belki etkiliyordur. Ben hiç öyle bir problem yaşamadım ama öyle de olabilir yani. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız güzelce silmeye çalışın. Şöyle zaten burada da ekranı var. Burayı da aynı şekilde silmeniz gerekiyor. Yoksa üzerinde kalıcı böyle siyahlaşmalar olabiliyor. O siyahlaşmalarda ekranında böyle göstereyim size. Benimki şu an bu durumda. Onun haricinde cihaz tabii ki de kullandıkça ısınıyor. Ancak bu ısınma durumu şuna bağlı. Mesela atıyorum iki kolunuzu yapacaksınız. İki kolumu ben genelde komple yaptığım zaman ki benim şu taraflarda zaten hiçbir zaman tüyüm vesaire olmadı. Ancak farz edelim var. İki kolumu yapmaya çalışıyorum ve ortalama 10 maksimum 15 dakikada özellikle ilk zamanlar vaktinizi alacaktır. İki bacağınızı yaptığınızda yine 15-20 dakika maksimum çünkü önü, sağı, solu, uzun bacak vesaire yaptığınızda vakit alacaktır. Yüzünüzü maksimum 5 dakikada yapacaksınızdır. Koltuk altı geniteli yine 5-10 dakika arasında yapacaksınız muhtemelen. Gibi gibi size özet geçeyim. Onun haricinde o kullanım anında mesela tüm vücut yapmak istediniz. O gün buna vakit ayırdınız. Ürünü cihazı kullanırken bütün vücudunuzu soluksuz yapmanızı çok tavsiye etmem. Çünkü cihaz zaten çok ısınıyor. Atıyorum kolları yaptınız. Gerekirse bir 10 dakika, 15 dakika, yarım saat dinlendirin cihazı. İyice soğusun. Sonra bacaklara geçin. Bölge bölge geçtiğiniz zaman böyle arada mesafeler bırakın. Çünkü cihaz çok ısınırsa error verip kırmızı ışık yanıp belli kendini güvenliğe alıp belli bir süre çalışmayabiliyormuş. Benim başıma gelmedi hiç. Dediğim gibi çünkü benim zaten kıllarım artık azalmıştı. Zaten kıl formunda değildi. Her zaman tüy formundaydı. Ama hali hazırda da bunlardan kurtulma çabam olduğu için çok etkili oldu ve çok memnun kaldım. Ürünle ilgili aklıma gelenler bunlar. Sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Olumlu olumsuz yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı ekliyor olacağım. Takip etmek isterseniz bakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız gelecek olan videolardan da hali hazırda haberdar olacaksınız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.